الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cimri ile Allah yolunda harcama yapan kimsenin hali, üzerlerinde demirden birer zırh bulunan iki adamın haline benzer. Cömert olan, bir hayırda bulunmaya niyet ettiğinde üzerindeki zırh öyle genişler ki önceki dar halinden kalma izler bile silinir gider. Cimri, bir hayırda bulunmak istediğinde ise adeta üzerindeki zırh büzüşür, elleri köprücük kemiklerine yapışacak gibi sıkışır ve zırhın her halkası yanındaki halkayı sıkıştırır. Bu şehri İstanbul ki bir müslübahadır. Bir sengine yekpare acem mülkü fedadır. Bir kevheri yekpare iki bahır arasında Hurşid-i Cihan'ta bile tartılsa sezadır. Altında mı üstünde midir cenneti âlâ? El-Hak bu ne halet, bu ne hoş âb-ı havadır. İnsaf değildir anı dünyaya değişmek, gülzarların cennete teşbih hatadır. Camilerinin her biri bir küh-i tecelli, ebru-i melek anlara mihrab-ı duadır. Mescidlerin her biri bir lücce-i envar, kandilleri mah gibi lebriz-i ziyadır. İstanbul'un efsafını mümkün mü beyan hiç? Maksud-ı hemen sadr-ı keremkâre senadır. Osmanlı şairi Nedim'in bu güzel İstanbul'u tasvif eden, İstanbul'u anlatan şiiriyle Ayasofya'da Ramazan mevsimi programımızın 16. bölümünden sizlere merhaba diyoruz. Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun. Dinlemiş olduğumuz tilavetten ötürü hocamıza teşekkür ediyoruz. İstanbul ve Osmanlı toprakları pek çok kadim milletlere ev sahipliği yapmış, kıtalar arasında köprü olmuş, hem doğal ve tabii güzellikleri hem de insanların cana yakınlığı ve misafirperverliği sebebiyle pek çok milletin buraları görme arzusunu ve iştiyakını arttırmıştır. Bu sebeple de pek çok kişi farklı ülkelerden ve gerek de yerli olsun
İstanbul'u ya da Osmanlı topraklarındaki farklı bölgeleri görme arzusuyla buralara seyahat etmiştir. Yine ayet-i kerimede Allah-u Teala Ankebut suresinin 20. ayetinde şöyle buyuruyor. Yeryüzünde dolaşın ve Allah'ın ilk yaratması nasıldır ona bir bakın. Yani ilk nasıl yaratmıştır bir bakın buyuruyor. Bu ayet kapsamında yine Peygamber Efendimizin hadisi şerifi de ilim Çin'de dahi olsa gidiniz onu talep ediniz buyurduğu üzere da İslam'ın ilk dönemlerinden itibaren pek çok Müslüman kişinin seyahat ettiğini biliyoruz. Seyahat amaçları ilk dönemlerde er-rehle fi talebil ilm yani ilim talep etme amacıyla olmuştur. Bildiğimiz Müslüman seyyahlardan İbn-i Fadlan, İbn-i Batuta ya da Evliya Çelebi ciddi anlamda bu alanda ün salmış, gördüklerini, yazdıklarını, hatıratlarını, seyahatnamelerine kaydetmiştir. Peki sadece Müslümanlar mı dolaşmıştır? Hayır. Aynı zamanda farklı Avrupa'dan ya da dünyanın farklı bölgelerinden kişiler de Osmanlı'daki bu güzellikleri görme arzusuyla buralara yönelmişlerdir. Evet, konumuzun girişinden de anlaşılacağı üzere bugün biraz seyahatlerden, seyahatnamelerden bahsedeceğiz. Tabii Ramazan'la bağlantısını da şöyle kurmuş olacağız. Acaba gelen seyyahlar Ramazanları hissedebilmiş miydi? Bunların cevaplarını arayacağız. Kiminle? Tabii ki Halise ile. Ve Halise hoş geldin. Hoş bulduk Tuğba. Nasılsın Halise? Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Halise, şimdi merak ettiğimiz unsur şu. Buraya Osmanlı topraklarına gelen seyyahların gelme amacı neydi? Yani Müslüman seyyahlar zaten vardı ama onları bildiğimiz için ya da onlar Ramazan kültürünü bildiği için onları şimdilik bir kenara bırakmış olalım. Biz seyahat kavramını nasıl anlamalıyız? Avrupalı seyyahlar Osmanlı'ya geliş amaçları neydi? Aynı zamanda geldiklerinde yazdıkları bu seyahatnamelerde acaba objektif olmuşlar mıydı? Bunların bir cevaplarını seninle bulmaya çalışalım. Sendeyiz. Teşekkür ediyorum öncelikle. Tabii seyyahlar ve onların seyahatnamelerinden bahsetmeden önce seyahat kavramı üzerinde durmamız gerekiyor. Coğrafyanın ve seyahatin poetikasını yazan Fransız bir filozof var, Michel Onfray. Onfray diyor ki, seyahat bir var olma sanatıdır. Ve hatta güzergahı yaşamdan metne, yolculuktan kelama, kendinden kendiye olarak tanımlıyor. Hmm. Tabii tarih içerisinde insanlar seyahate bu kadar derin anlamlar yüklemiş midir bilinmez ama biliyoruz ki seyahat etme arzusu her dönemde, her insanda mevcuttu. İlk etapta merak ve yeni yerler keşfetmeyle başlayan bu gezi ihtiyacı daha sonraki dönemlerde din, ticaret, sağlık gibi farklı sayıklarla da devam ediyor. Orta çağa baktığımızda özellikle seyahatin en önemli motivasyonu din. İnsanlar ya bir kiliseye ya bir türbeye ya da hacca gitmek için yolculuk yapıyorlar. İngiltere özelinde konuşacak olursak da ülke sınırları içerisinde öncelikle kiliseleri ziyaret ediyor insanlar. Daha farklı imkan sahipleri olanlar da, daha fazla farklı imkana sahip olanlar da ya Roma'ya ya Kudüs'e, hacca gidiyorlar. Hmm. Tabii şunu da belirtmek gerekiyor ki o dönemde yolculuk o kadar kolay değil. Aylar sürüyor, güvenlik endişesi taşıyorlar. Tabii şartlar da bu kadar zorlu olduğu için seyyahların sayısı oldukça az. Ancak ilerleyen dönemlerde ulaşım koşullarının düzelmesi, güvenlik tehdidinin azalması ve devletler arasında gelişen o sosyal, kültürel, siyasi farklılıklardan sonra da seyyahların sayısı artıyor ve onların seyyah maksatları da yani seyahat etme maksatları da değişikliğe uğruyor. Osmanlı'da bu meyanda 15. ve 20. yüzyıl arasında binlerce seyyahı topraklarında misafir etmiştir. Tabii bunların geliş maksatları farklı. İlk etapta yeni yerler görmek isteyenler olduğu gibi misyonerler var aralarında, hacılar var. Yine askerlik vazifesiyle görevlendirilmiş kimseler var. Casuslar var mı? Onlar tabii ki de. Olmazsa olmazı. Özellikle 19. yüzyılda. Onu birazdan söyleyeceğim inşallah. Tamam. Daha sonra botanikçiler geliyor, işte arkeologlar geliyor. Farklı maksatlarla gelen kimseleri görüyoruz burada. Şimdi aklıma bir isim geldi. 16. yüzyılda Pierre Gilles ya da Peter Gillus diye biliniyor. Bu kişi günümüzdeki Yerebatan Sancı'nı keşfeden kişi aynı zamanda. Bu Peter ya da Pierre buraya aslında kraliyet tarafından antik belgeleri aramak için görevlendiriliyor. Botanikçi, onu da söylemiştik. Daha sonra insanların kovayla bir yerden, kuyudan su çektiğini görüyor. Ve bakıyor ki aslında burası Bizans döneminden kalma devasa bir sarnıç. Çünkü Osmanlı'da tabii
su statik olduğu zaman kullanılmaz. Ya işte Topkapı'daki, işte Topkapı Sarayı'ndaki bahçeleri kullanma maksadıyla bunu değerlendiriyorlar ama daha sonrasından bu sarnıç ortaya çıkıyor. Kendisi hatta kayıklarla burayı keşfediyor. 19. yüzyıla geldiğimiz zaman ise seyyahları aslında Avrupalı devletlerin sömürgecilik ideallerini gerçekleştiren bir araç olarak görüyoruz. Yani devletleri onları teşvik ediyor ve seyyahlar da yazdıklarıyla o dönemde halkı aslında bu kolonyal faaliyetler için hazırlıyor. Zihinlerini şekillendiriyor. Hatta 19. yüzyılda gelen kişilerin sayısı o kadar fazla ki sırf Osmanlı ile ilgili 5000 ayrı eser seyahatname yazıldığını da biliyoruz. 5000. Evet, bu açıdan çok farklı. Pek çok şeyi yeni keşfettiler demek ki o dönemde. Evet, bayağı şey keşfettiler. Tabii gelen seyyahlar burada bulundukları halkı sosyal, siyasi, askeri, ekonomik açıdan gözlemliyor. Ve tarihi kaynaklarda yer almayan bilgilerle de aslında bunu zenginleştiriyorlar. Ancak şunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor ki, seyyahlar aslında bulunduğu toplumdan hali değil. Yani eğitimi, kariyeri, ailesi, bağlı olduğu devletin görüşü bile onların yazdıklarını şekillendiriyor. Sadece tabii yazdıklarında salt kuru tasvirler yok. İdealleri, ülkesi için işte taşıdığı emeller olsun, kendi düşünce dünyasında bulunan her şey de burada. Bir de şunu da söylemeliyiz, bu seyyahlar sıradan insanlar değiller. Bu sebeple de insanlar üzerinde etkileri oldukça farklı. Genellikle ilk etapta yolculuk yapanlar yüksek eğitimli, varlıklı aileden gelen ve gerçekten toplum üzerinde etkisi olan insanlar. Ve şöyle düşünüyorlar, bakın biz hani ziyaret edemedik, seyahat edemedik, bunlar farklı kültürleri gördü, buraya geldi ve söyledikleri mutlak doğrudur. Hmm. Günümüzdeki aslında yanlış doğu imajını verenler de bu seyyahlar, yani onlara borçluyuz. Sağ olsunlar. Evet, bu açıdan da önemli. Tabii seyahatnamelerin güvenilirliğini etkileyen bazı hususlar var dedik öncelikle. Bir seyyah içinde bulunduğu toplumla ne kadar yakından ilgileniyorsa, ne kadar fazla vakit geçiriyorsa ve onları ne kadar yakından müşahede ediyorsa yazdıkları da o kadar değerli. Şimdi bazı seyyahlar var, burada sadece çok kısıtlı süre geçiriyor ve halkla görüşmeden sadece duyduklarını aktarıyor. Tabii bunlar doğru mu yanlış mı bilinmez. Yine aynı şekilde dil bariyeri sorunu var. Toplumun dilini bilmiyor, tercümanlara ihtiyaç var. O dönemde burada dragomanlar var, bu görevi üstlenen kişiler. Azınlıklardan olduğu için bazen bunları kendi siyasi amaçları için kullanabiliyorlar. Yani yanlış tercüme de bu seyahatlerin içeriğini, seyahatnamelerin içeriğini etkiliyor. Kasıtlı yanlış tercüme mi, hataen mi? İkisi de. Bazı durumlarda hataen, bazı durumlarda da kasıtlı. Yani kasten oluyor bu. Tabii ön yargıları var dedik. İçinde yaşadığı, bulunduğu toplum bunu etkiliyor. Toplumun yargıları, ön yargıları da bu kişinin verdiği tepkileri belirliyor. Mesela normalde çok sıradan olan bir şeyi aşırı tepki göstererek aslında orada bir algı da yarattığı oluyor seyyahların. Bir de sonraki dönemlerde şunu görüyoruz. Özellikle Doğu'yla bu yakınlık oluştuktan sonra Avrupalılar farklı kültürleri yakından tanımak istiyor ve farklı kültürlerle alakalı olan yazıları okuyorlar. Seyyahlar da bunun farkında. Artık hikaye kurguluyorlar. Yani orada olandan ziyade mesela farklı bir harem olgusuyla, Osmanlı'daki kadın algısıyla bunu çok farklı lanse ediyorlar. Şunu da iyi bilmek lazım. Bunun hangisi kurgu, hangisi değil. Bu da değerlendirirken baz almamız gereken bazı hususlardan. Burada şu bir ekleme yapmak istiyorum. Şu an hani ressamın ismi aklıma gelmedi ama haremle ilgili çizimleri olan ve Avrupa'da da bu harem algısının çok yayılmasına vesile olan mı diyelim, sebep olan bir ressam. Yani aslında haremi hiç görmemesine rağmen, çünkü kendisi erkek, hareme sadece kadınlar girebiliyor. Hiç görmemesine rağmen orayı tasvip ediyor. Yine oradaki işte halıların desenleri, kadınların giydiği kıyafetler. Şu an Avrupa'nın çoğunda harem bu şekilde, bu resim ya da çizilen resim üzerinden oluşmuş oluyor. Aynı senin dediğin gibi muhtemelen görmediği halde orayla ilgili hayali, çünkü ulaşamadığı yer onun için bir nevi hazine gibi. İstediği gibi de diğerleri de bilmediği için belki ne diyelim üretebiliyor, yani hikaye üretiyor. Ve bu tarz sayıda, bu tarz seyyahların sayısı azımsanmayacak kadar çok aslında. Evet, kafalarında kurguladıkları bir harem, hamam, kadın kültürü var. Peki Halise, genel olarak bakacak olursak, yani seyahatnamelerde İstanbul algısı ya da Osmanlı algısı nasıl?
İstanbul algısından ziyade istersen ilk etapta Türk ve Doğu algısı nasıl? Bunun üzerine yoğunlaşalım. Tabii bu her zaman Türk imgesi olsun, Doğu imgesi olsun, öteki algısı üzerinden şekilleniyor. Bu ötekiyi de besleyen bazı kaynaklar var. Kişinin içinde bulunduğu toplumun yargıları, ön yargıları, bağlı olduğu devletin diğer devletlerle olan ilişkisi, kültürel değişimler, bunların hepsi aslında önemli etmen. Şimdi değişen bir Türk algısı var. Çünkü Avrupalılarla, Müslüman devletler arasında olsun, Osmanlı arasında olsun ilişkiler daimi olarak farklılaşıyor. Mesela ilk etapta özellikle Haçlı seferlerinin etkisiyle Orta Çağ'da yazılmış seyahatnamelere baktığımızda korkunç bir Türk tasviri görüyoruz. Barbar, dinsiz, din düşmanı, vicdansız, her türlü kötü sıfatlarla anılıyorlar. Tabii askeri yönlerine de vurgu yapıldığı oluyor ama genel algı bu şekilde. Hatta bu dönemde yazılmış olan seyahatnamelerin taşıdığı ön yargılar nesilden nesile aktarıyor. 16. yüzyıla geldiğimiz zaman Alman seyyah Schweiger, Türkleri Hristiyanların önünde en büyük engel olarak tanımlıyor. Çünkü o dönemden başlayan bir yanlış anlama ve ön yargı ve bir algı var, yanlış bir algı var. Hatta Schweiger şöyle söylüyor, bunu okumak istiyorum Türkler hakkında. Seyahatnamesinde şöyle bahsediyor. Türklerin neden olduğu korkunç eziyetler ve Tanrı'ya ulaşmak için izledikleri yanlış yol o kadar yaygınlaşmış ki Tanrı'nın gerçeğini gösteren ışığını karartmış, hatta söndürmüş. Gerek Hristiyanlara, gerek Yunanlara, gerekse Müslümanlara göstermez olmuş. Şimdi sadece tabii Schweiger değil, yine aynı yüzyılda, 16. yüzyılda Busbeck var. Kendisi de Türkleri yine aynı algıyla barbar olarak tanımlıyor. Bu kolayca değişmiyor. 19. yüzyıla tabii bunun dışında diğer sıfatlar da var Türkler için. Yemek zevki olmayan, işte kibirli, kadınları hapseden, bugün gelen mahkumeden sorsak bir de yemek zevki olmayan. Yani gerçekten çok kolay iddialı bir söylem olmuş. Değişmiyor bunlar. Evet, kesinlikle kolay değişmiyor. Tabii hepsi böyle değil. Yine 17. ve 18. yüzyıla geldiğimiz zaman bu sefer yine değişen bir Türk algısı ve Doğulu algısı var. 16. yüzyılda da az önce de belirttiğimiz gibi Doğulularla Batılılar arasında bir yakınlaşma oluyor. Ve Batılılar, Avrupalılar Türkleri, Müslümanı ve Doğu'yu anlamak için çalışmalara başlıyor. Ve bu maksatla aslında Doğu'yu yeniden kurguluyorlar. Onu romantize ediyorlar ve Binbir Gece masallarının etkisi burada çok fazla. Buradaki şimdi yeni Doğulu imajı daha mistik, daha gizemli, daha ilgi uyandıran, aynı zamanda despot tabii ki. Sabit bir Türk algısı yok. Yine bunlar bu kalıpların dışında çıkan seyyahlar tabii ki de var. Bunlardan birisi de Lady Montagu. Kendisi 18. yüzyılda eşinin elçi olarak buraya atanmasıyla geliyor. Ve burada kaldığı süre zarfında belli önyargıları kırmak için uğraşıyor. Mesela genel bir kadın algısı var dedik ya, kadınlar işte evde mahpus, kafesin arkasında bekliyor, herhangi bir şekilde hayatı yok. Ya Montagu diyor ki kadınlar kendi aralarında eğlenebiliyor. Onlar sadece kafes arkasında bekleyen kimseler değiller. Hamamlara gidiyorlar, işte çeşitli mesire, kadınlar arasında da olsa yani eğlence ayıracakları vakitleri de var. Yine Montagu'yu şu özelliğiyle de tanıyoruz aslında, unutmadan onu da söyleyelim. Kendisi Osmanlı'da gördüğü çiçek aşısını aslında Avrupa'ya ve İngilizlere tanıtan kişi. Bu açıdan da farklı, yani o algıyı kırma, ön yargıları yıkma noktasında da önemli bir isim diyebiliriz. Yine Pero Tayfur aklıma geliyor, Türklerin işte misafirperverliğine vurgu yapıyor. Yine olumlu anlamda tabii Türklerden bahseden de birçok seyyah da sayabiliriz. Şimdi sen böyle sayınca aslında aklıma şey geldi. Nasıl yani, biz malum Ayasofya'dayız her zaman ve gelen turistlere baktığımızda bazı ithamlar genelde Türkler tarafından yapıldığı söyleniyor. İşte içeride bir sürü kişinin katledilmesi olsun, eşyaların çalınması olsun. Halbuki bunlar normalde 4. Haçlı seferleri sırasında yapılmış işlemler ya da maalesef acımasız uygulamalarken, yani onlar öyle bir reklam, öyle bir imaj çalışması yapmış ki kendi yaptıklarını Türkler yapmış gibi gösterip bunu herkese kabul ettirmiş. Ayrıca yani hamdolsun Fatih'in yazmış olduğu vakıfname ve sonraki sultanların
bu şeye olan ihtimamları da günümüz Ayasofya'nın bugüne gelmesi, bu şekilde gelmesine katkı sağlamış. Çünkü içeride senin de bildiğin gibi hala pek çok mozaik, pek çok eser var. Ve bunların neden silinmediği, yani o dediğimiz gibi barbar Türk anlayışı içerisinde hala neden içeride kaldığı herkesin en çok merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Ve umarız hem bu tür eserler sayesinde gelip birebir gördüklerinde hem de bu bahsettiğin son seyyahlar gibi biraz daha objektif seyyahlar sayesinde bu algı yani yavaş yavaş değişti. Yani şu an 21. yüzyıldayız ama ben %100 değiştiği kanaatinde değilim açıkçası. Kesinlikle. Hala bir bariyer, ön yargı var. Evet, sadece tabii bu şey mozaiklerle ya da buradaki tarihi değeriyle alakalı değil. Aynı şekilde kadınlarla da olan algı değişmedi. Kadınları mesela da unutmayalım. Babanız size izin veriyor mu? Hani siz burada nasıl çalışıyorsunuz gibi sorular da geliyor. Bu anlamda evet, belki de biz bu algıyı değiştirme konusunda bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Kesinlikle. Gerçekten ilginç. Mesela benimle konuşurken sen hani burada çalışabiliyor musun? Zaten ben hali hazırda önünde canlı bir örneğim. Hani biz birer ikişer tekil örneklerdeyiz. Babana bizim gibi. Ama çalışmana. yüzlerce genç hanımefendi var, çalışan, farklı yerlerde farklı misyonları üstlenen kişiler var. Ama inşallah dediğin gibi bu bir ön adım olsun, ön atılım olsun. Onlar da bizi böyle yavaş yavaş tanımış olur inşallah diyelim. Haliseciğim, bu arada bir ilahi molası versek uygun mudur? Hay efendim. Tamam. Şimdi bir ilahi arası vereceğiz. Ancak biliyorsunuz ki bugün Ramazan ayının 16'sı. Yani ilk 15'ine kadar merhaba diye karşıladığımız Ramazan'ı artık elveda diye uğurlama vakti yavaş yavaş geliyor, yaklaşıyor. O yüzden bugün de Aceme Şiran makamında bestesi ve güftesi anonim Elveda Bizden Size Ey Şehri Ramazan ilahisiyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Elveda bizden sana ey şehri. Hey.
da teşekkür ediyoruz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haliseciğim, şimdi bu gelen seyyahlar peki geldikleri zamanlarda hiç Ramazan ayına rast gelmişler midir? Yani Ramazan kültürünü görebilme şansına ermişler midir? O mübarek ayın o hoş havasını tadabilmişler midir? Seyahatnamelerinde buna dair bir iz var mıdır? Bu soruların da cevapları için yine sendeyiz. Tabii efendim. Dedik ya 19. yüzyılda 5000 tane seyahatname yazılmış. Birinden biri mutlaka denk gelmiş. Doğru, sen de haklısın. Tabii denk gelenler oldu. Ben de bunlardan bahsedeceğim ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Osmanlı'ya gelen her seyyah aslında Osmanlı'yı kendi mesleği, kendi uğraşı zaviyesinden değerlendirmiştir. Mesela bir botanikçi daha çok bitki bilimiyle ilgilenerek Osmanlı'yı yorumlamış. Bir misyoner, gayrimüslimler arasındaki ilişkiye bakarak seyahatnamesinde ele almış bu tür konuları. Şimdi Ramazan'la ilgili olarak da şunu söyleyebiliriz. Bir askeri vazife, bir vecibeyle buraya gelen bir kimseyle bir kadın seyyahın, haremleri ziyaret edebilecek kadın seyyahın yaptığı gözlemler aynı olmayacak. Bu sebeple farklı arka planlara sahip iki kişinin örneğini vermek istiyorum. Bunlardan birincisi Charles Marion. Kendisi 19. yüzyılda İngiliz kadın seyyahlardan Lady Hester Stanhope'un şahsi doktoru. Uzun yıllar yolculuk yapıyorlar birlikte ve buraya dair gözlemlerini hem kendi gözlemlerini hem de kadın seyyahın anılarını kitaplaştırıyor. Tabii burada Ramazan'a dair anlatılar da var. İlki 1810 yılına gidiyor. 1810 yılında İstanbul'a geliyorlar ve o dönemde Ramazan ayı. Büyük bir merakla, büyük bir tecessüsle halkı gözlemliyor. Nasıl oruç tuttukları, Ramazan'ı nasıl geçirdikleriyle ilgili olarak. İlk etapta şu dikkatini çekiyor. İnsanlar uzun saatler boyunca hiçbir şey yemiyor, içmiyor. Ve hava normalde İngiltere sıcağından 15 derece daha fazla. Diyor ki bu sıcak havada bir damla su bile içmeden bir adam nasıl hamamda çalışabilir? Ya da bir kayıkçı günde 12-14 saat boyunca nasıl bu hayatına bu şekilde devam edebilir? Ve bu ayda dahi insanların çalışmasını, vazifelerini bırakmamasını büyük bir takdirle yorumluyor ve Hristiyanlara da bir eleştiri getiriyor burada. Diyor ki Müslümanların bu şekilde çalışması harika bir olay. Hristiyanlara baktığımız zaman onlar her günü tatil havasında geçirme derdinde diye de böyle dokunduruyor, tarihte bulunuyor. Yine İstanbul'dan sonra Suriye'ye gidiyor. Burada öncelediği şeyler ise eğlence. Doğulular ve Batılılar arasında neler farklı onlardan bahsediyor. Mesela diyor ki İngiltere'de olsaydı kutlama sırasında biz alkol alırdık ama burada normalde ya da kumar oynardık. Burada insanlar normalde alkol tüketse bile bayramlarda, festivallerde içmiyorlar. Kumar oynamıyorlar. Sadece işte hikaye anlatıcısı var. Ondan bir şeyler dinliyorlar. Kendi aralarında eğleniyorlar. Kahvelerde buluşuyorlar. Ve bu sebeple de ikisi arasındaki farkı ortaya koyuyor. Yine Laskiye'ye gittiği zaman burada yine meşkleri gözlemliyor. Cambazlara denk geliyor, onlardan bahsediyor. Yine buradaki eğlence hayatının ne kadar farklı olduğunu gözlemlediği gibi mahyalara da değiniyor. Çok ışıklı bir Ramazan ayından söz ediyor burada. Diğer aylara nazaran daha farklı olduğundan, ışıltılı ve canlı olduğunu da ifade ediyor. Bundan sonra diğer bir örnek ise haremleri de ziyaret etmiş Julia Pardo. Pardo da 19. yüzyıl kadın seyyahlarından. Burada kadın seyyahların sayısı oldukça az. Ulaşım koşullarının zorlu olduğunu söylemiştik. Bir de tabii kadınlar tek başına yolculuk edemiyor. Daha çok aileleriyle özdeşleştiriyorlar. Tabii aklımıza ilk kadın seyyah deyince, ajan deyince aslında Gertrude Bell gelir. Ama onun öncesinde 18. yüzyılda Lady Montagu vardır. 19. yüzyılda Elizabeth Craven vardır. Julia Pardo vardır. Lady Hester Stanhope vardır. Yine baktığımız zaman Isabella Eberhardt olsun, Ida Pfeiffer olsun, Avusturyalı kadın seyyah. Tek başına hacca gitmek için İstanbul'a da uğruyor. Bunları sayabiliriz. Şimdi Julia Pardo babasının işi vazifesiyle İstanbul'a geliyor. Burada da yaklaşık 9 ay kadar vakit geçiriyor. Burada gördüklerini daha sonra işte Boğaziçi'nin güzellikleri olsun, Şehirler Necesi İstanbul kitabında olsun burada anıyor ve anlatıyor. Şimdi Pardo'nun Ramazan tabii ki de yaşantısı ve gözlemleri Charles Marion'dan daha farklı. Çünkü kendisi
burada ilk etapta bir iftara katılmak istiyor. Oruç tutmak istiyor. Tabii o deneyimlemek istiyor. Deneyimlemek istiyor. İtibarlı bir tüccarın evine zorla da olsa bir davet alıyor. Oruç tutarak gidiyor oraya. Yine şöyle, yanında Rum bir hanımefendi var. Beyoğlu'ndan çıkıyorlar. Bizim bu tarihi yarımada dediğimiz yere geliyorlar ve burada haremde ağırlanıyorlar. Onların yabancı olduklarını bildikleri için kendilerine şerbet ikram ediyorlar ama kabul etmiyor. Biz de sizin gibi oruçluyuz ve bu şekilde de iftara kadar bekleyeceğiz diyor ve orada bütün süreci gözlemliyor. Şimdi pardo ilk etapta neyden bahsediyor? Sofra düzeninden. Seninle de daha önceden konuştuğumuz Ramazan sofralarının çeşitliliğini burada kendisi yine bize aktarıyor. İftariyeliklerin arasında ne var tahmin et? Havyar, ançüez, çeşitli peynirler, reçeller. Bunlar ilk etapta kendisine servis ediliyor. Daha sonra diyor ki o sofraya siniler geldikten sonra ve biz işte peşkillerimizi aldıktan sonra asıl sofra faslı başlıyor diyor. Tabii bu kısmı, pardonun bu iftar sofrasıyla alakalı kısmı bizzat kendisinden okumak istiyorum. Sofrayla ilgili şunu söylüyor. Daire şeklinde dizilmiş yemekleri pilav üstüne döşenmiş balık izledi. İlk yemeklerin tadına bakmakla yetinmiştim. Evin hanımının durmaksızın ye ye buyur laflarına verebildiğim tek cevap bu olmuştu. Balıkla birlikte ortaya kaşıklar kondu ve hepimiz kaşıkları aynı tabağa daldırdık. Yine de bu adetin başka durumlara göre daha az mide bulandırıcı olduğunu eklemeliyim. Çünkü herkes yemeği sadece bir yerden kaşıklamaya özen göstermekte ve yemek kapları büyük bir hızla değişmekteydi. Et ve tavuk parmaklarla yendi. Herkes gözüne kestirdiği parçayı kopardı. Birkaçı bir porsiyonu parçalayıp nezaket olsun diye bana uzattı. Parantez içinde söylemeliyim ki bunları almamayı tercih ederdim. İftar sofrasıyla alakalı gözlemleri bu şekilde. Bir de aynı zamanda sofrada o davet kültüründen de bahsediyor. Yani o paylaşma kültüründen de bahsediyor. Yani sadece orada kendisi yok. Aynı zamanda öksüz birisinin olduğunu, yakın zamanda eşini kaybetmiş bir kadının olduğunu ya da hiç davet almaksızın sofraya katılan birilerinin olduğunu da söylüyor. Yani Ramazan sofralarını seyyahların gözünden okumak da ayrı bir keyifle. Tabii anlatısını bu şekilde nihayete erdirmiyor. Dillere destan bir misafirperverlik gördüğünden de söz ediyor. Ve şöyle tamamlayalım bu kısmı. Müslümanlar arasında buyurun sözü asla soğuk ve gönülsüzce söylenmez. Müslümanlar bu gösterişten uzak ağırlamayı her yeni gelene sınır koymadan veya tereddüt etmeden gösterirler. Tıpkı sunulan herhangi bir yiyecekle ilgili kusur bulmama adetleri gibi. Kendilerini yalnızca Allah'ın hizmetkarları olarak görür ve buna bağlı olarak yaşamın nimetlerini sahip oldukları bir şeyden çok ödünç aldıkları bir şey gibi kullanırlar. Kendilerinden daha az talihli olanlara zenginliklerden vermek zorunda olduklarına inanırlar der. Yani genel olarak Ramazan anılarına baktığımız zaman iki tane seyyahı örnek gösterdik ama bunun dışında tabii yüzlerce seyyahın da Ramazan'a dair anıları var. Bunu söylemeliyiz ki her seyyah farklı açıdan Ramazan'ı değerlendiriyor. Burada yine mahyaları değerlendiren olduğu gibi Ramazan sofralarını gören, tecrübe edenler oluyor. Ya da işte o paylaşma kültüründen bahsetmek isteyenler oluyor. Yani herkesin Ramazan'ı şahsında özel. Yine senin konuşma esnasında söylediğin gibi yani kendi arka planları Ramazan'ı algılayışlarında tabii ki değiştirmiş oluyor. Ama güzel örnekler de var en azından. Denemeye çalışmaları, deneyimlemeleri. Yani bence bu çok hoş bir şey. Çünkü diğer türlü sadece yani söz olsun diyor, karnı tokken iftar sofrasına gittiğinde hani o bizim iftarda yediklerimizi nasıl iştiyakla yediğimizi, yani onu bulduğumuz için nasıl bir şükran içerisinde olduğumuzu belki anlaması zor olabilirdi. Ama deneyerek iftar sofrasına bu şekilde gitmesi çok büyük bir incelik. Ben o yüzden kendisine buradan teşekkür ediyorum. Duyar inşallah. Hani, evet, duyuyor kesinlikle. Bu arada programı kapatmadan önce şunu eklemek istiyorum Tuğba. Eğer seyyahların gözünden, yabancı elçilerin gözünden İstanbul'u tecrübe etmek isteyenler olursa Meşer'de bununla ilgili bir sergi var. Göz alabildiğine İstanbul diye. 5 asırdan kalan gravürlerden, fotoğraflardan, resimlerden burada İstanbul'u gözlemleye ya da müşahede edebilirler. İnşallah ben de bu sergiye katılacağım. Hatta uygun olursan beraber de çok gidebiliriz. Isterim. Çünkü senin gözlerinle görmek benim için de güzel olacak. Engin tecrübeni paylaşmanı isterim açıkçası. Tekrar teşekkür ediyoruz Halis'e. Ağzına sağlık. Gerçekten önemli bilgiler aktardın bizlere. Ve artık maalesef programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Programımızın bu bölümünde çok kıymetli bir ismi ağırlıyoruz. Sosyal bilimlerde kıymetli eserler kaleme almış Cemil Meriç'in kızı,
Sosyolog ve yazar Ümit Meriç Hanım'ın Ramazan hatıralarıyla sizlere veda edeceğiz. Ve kendisinin de bu arada seyahatnamelerle ilgili bir eseri var. Okumanızı tavsiye ederiz. Biz hocamızın anılarını dinlerken çok keyif aldık. Gerek Ayasofya ile gerek Ramazan'la ilgili. Umarım siz de keyif alırsınız. Bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Çünkü malumunuz bize Ramazan'da şeytanın bağlandığı öğretilmiştir. Şeytanın kaçtığı bir ay. Neden? Çünkü Ramazan insanın melekleşme provasını yaptığı aydır. Malumunuz biz kuluz, hatalıyız ama hitabı izzet bize vaki olduğu için, yani Allah'ın kulu olma şerefi günahlarımız ve sevaplarımızla beraber bize verildiği için maalesef insanoğlunun şeytan olma ihtimali de vardır, melek olma ihtimali de vardır. Bu elbette ki manevi manada melek olmak. Ramazan ayı 11 ayın sultanı deniyor. Gerçekten de bizim hayatın manası üzerinde, yaşamanın önemi üzerinde, neler yaparsak mutlu oluruz, neler yapmazsak mutsuz oluruz üzerinde tefekkür etmemiz ve mucibince amel etmemiz için bize verilmiş olan bir şans ayıdır. Ramazan'ı iyi kullanmamız lazım. Tabii genelde tarif edilen şekliyle Ramazan, yani işte yemiyoruz, içmiyoruz, belli insani, daha doğrusu parantez içinde hayvani özelliklerimizi bir kenara bırakıyoruz ve ölümlü olan ben ile ölümsüz olan beni birbirinden zeytinyağı ile su gibi, aynı bardaktaki karışmış zeytinyağı ile su gibi birbirinden ayırıyoruz. Ramazan, tekrar ediyorum, insanoğlunun melekleşme provası ve günaha da meyli ve kabiliyeti olduğu için aynı zamanda günahtan uzaklaşma ve kul olma bilincini her sene bir kere daha giderek daha kuvvetli yaşamak için bize verilmiş olan bir lütuf ayı. Ben ömrümün ilk 20 yılında diyelim, hatta biraz daha uzun bir süre Allah'ın emirlerini bilmeden yaşadım, yerine getirmeden yaşadım. Benim namaza başlamam da çok büyük bir kabızdan sonra yapılacak başka, yani sadece intihar kalmıştı seçenek olarak. Bir de namaz kılmayı deneyeyim düşüncesiyle bir sabah ezanını, kabus gibi geçen bir geceden sonra bir sabah ezanını işiterek, yahu her şeyi yaptım, bir namaz kılmadım, bari ben bir iki rekatta namaz kılayım deyip yalapşap, abdest almayı bile doğru dürüst bilmiyorum, bir abdest alıp, başımı örttüm mü örtmediğimi hatırlamıyorum, seccade zaten yok, Allahu Ekber diye sadece Fatiha ile İhlas'ı biliyorum. Rükuda ne denir? Kıyamda ne denir? Tahiyyatta ne okunur? Külliyen cahilim. Bir sabah namazını, ama iki rekat sadece inşallah farz yerine geçmiştir, kılıp sağ selamımı verip sol selamımı da verdikten sonra gevurların tabiriyle, biraz ayıp bir tabir ama batılı ilim adamlarının tabiriyle entrospeksiyon, içe bakışla kendi ruhuma dönüp nasılsın ey Ümit diye sorduğum bir sabah. Ve içimden, yani böyle bir zindanın, rutubetli bir zindanın, karanlık bir zindanın kabusu içindeyken birdenbire o duvarların mucizevi bir şekilde yıkıldığını ve böyle pembeli, beyazlı bir Gülistan'da kendimi bulduğumu hatırlıyorum. Psikolojik değişikliğimi anlatmak için bu teşbihte bulunuyorum. O zaman kendi kendime dedim ki, ey Ümit, bu namazda esrar varmış.
1400 seneden beri insanlar 5 vakit yatıp kalkıp meğer çok büyük bir akıllılık yapıyorlarmış. Sen bu namazı bırakma dedim. Benim namaza başlamam böyle oldu. Oruca gelince hikayelerim biraz şahsi ama Ayasofya'nın yüksek huzurunda yani Hristiyanlar günahlarını itiraf ederler. İslamiyet'te böyle bir şey yok. Rabbin huzurunda zaten af dilemişim, tövbe etmişim. Böyle biraz ters köşe yaparak konuşmama başladım. O zamana kadar oruç tutmamıştım. Bir gün hariç. O gün de çok kusurlu bir oruç. Şöyle, Çamcı Kilisesi'nde talebeyim. İki şube var. A şubesindekiler, yani lay lay lom diyeyim. B şubesindekiler de yatılı kızlar, Trakyalı kızlar. Birbirlerinden çok farklı iki dünya. Bugün Türkiye'de de karşımıza çıkan bir tablo bu. İnşallah ortak değerlerde buluşacağız. Türkiye'nin mutluluğu, Türkiye'nin dünyadaki güzelliği, Türkiye'nin dünyaya vereceği mesaj zaten bu. Uçurumları yıkıp, uçurumların üzerinden nurdan köprüler kurarak ortak değerlerde kucaklaşmak. Ben Trakyalı arkadaşlarım akşam kalkıyorlar takır tukur takır tukur. İşte bir şeyler yiyorlar, su içiyorlar, tekrar yatıyorlar. B şubesi. A şubesi mehtabı sürüklüyor sularda. Bir gün dedim ki ya ben de şu Trakyalı arkadaşlarım oruç tutuyorlar, bir de ben deneyeyim dedim. Fakat ben sahur yapmadım. Yani çünkü dayanırım zannediyorum. Ne olacak bir gün akşam iftar saatine kadar? Bir şey değil. Gece yine Trakyalı arkadaşlarım kalktılar. Ben de uyudum. Sabah kalktım. A şubesi kahvaltıya gitti. Ben orucum gitmedim. Derken derse girdik çıktık. İyi, problem yok. İkinci derse girdik çıktık. Yine problem yok. Fakat üçüncü derse girme sırasında ağzım kurudu, midem bulanmaya başladı. Ve dedim ki kendi kendime, ya hasta olacağım galiba ben. Boş ver, zaten kimse bilmiyor oruca niyet ettiğimi. Gideyim bir su içeyim, bu iş bitsin dedim. Gittim lıkır 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 suyu içtim ve böylelikle orta iki ya da üçüncü sınıftayım. İlk oruç teşebbüsüm büyük bir mağlubiyetle sonuçlandı. O güller açan sabah namazından sonra namaz kılmayı gündelik hayatımın bir parçası haline getirdim. Çünkü kılmadığım zaman çok kötü oluyorum. Yani intihar edeceğimden korkuyorum, o kadar kötü oluyorum. Önce sabah akşam kılıyordum, bıkarım dedim. Günde 5 vakit, yani ne kadar çok. Bıkarım, vazgeçerim diye korktuğumda ben dedim sabah akşam kılayım. Sonra abim rahmetli dedi ki, ne biçim namaz kılıyorsun dedi. Ya 5 vakit kıl, ya hiç kılma dedi. Kendisi de sen Joseflidir rahmetli. Doğru dedim, ben 5 vakit namaza başladım. Ve şöyle bir kendime İstanbulluluk şımarıklılığı ile bir güzellik vaat ettim. İstanbul Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünde hocayım. Ama dedim her namazımı bir camide kılayım. Fakültenin civarındaki camilerde. Öyle de yaptım. Tabii yani İstanbul'un camileri bitmez. Çok dolaştım ama hala bitiremedim. Ramazan geldi. Tamam dedim, yani 5 vakit namaza başladım. Çok da iyi geliyor. Oruç tutayım dedim. Bir ay orucumu tuttum. Bayram geldi. Bayramdan sonra dedim ki benim dedim yemek yemeye hakkım var mı? Allah bana senede bir ay Ramazan orucunu farz kılmış. Eğer ben Müslümansam 15 yaşımdan, o zaman diyelim ki 30 yaşına yaklaşmıştım. Aradaki 15 yılın 30 çarpı 15 benim kaza etmem lazım dedim ve ben şer'an caiz olan her gün oruç tutmaya başladım. Hatta
Annem öğle yemeğini hazırlıyor. Tamam, yemek hazır, buyurun diyor. Ben orucum diyorum. Çekiliyorum kenara bir gün, iki gün. Babam sonunda dedi ki, evladım bu ne orucu? Evliya mı olacaksın? Dedi. Böyle bir iddiam yoktu pek tabii ki ama boğazımdan bir lokmanın geçmesini kendime haram etmiştim. Ve ben 450 gün, 30 çarpı 15 orucumu kaza ettim, bitirdim. Defterim var, yazıyorum oraya, gayet ciddi hesabını da tutuyorum. Bitti. Fakat ben orucu o kadar çok sevdim ki ben oruca devam edeyim dedim. Ve hani normal gıda maddeleri bana Japonya'da vitrinli bir plastikten yemek koyarlar. Yani en sevdiğim şeyler bana plastikten yapılmış bir vitrin süsü gibi gelmeye başladı. Ben orucu tuttukça tuttum, tuttukça tuttum. 800 küsur gün. Tabii bu nefsimizi terbiye etmek konusunda maalesef geçen asırlardaki ciddiyete pek fazla da sahip olmadığımız için çok gözükebilir. Ama isterseniz Peri Padişahı'nın oğlu olun, Mevlevi Derviş eğer olmuşsanız, Mevlevi Dervişi. Bakın bunca tasavvufa giden yol var. Bir tanesinde Mevleviyet'te eğer derviş olmaya niyet etmiş iseniz, 1001 gün aralıksız oruç tutmanız lazım. Ancak ondan sonra derviş olabilirsiniz. Bu arada aileden gelen üstün vasıfları kırmak için de her kim olursa olsun Mevlevi derviş adayı mutfakta patates soyar ya da affedersiniz yüzünüze güller denir, abdesthane temizletilir kendisine. Ben bu oruç sürecini zevkle devam ettirir iken bir dost grubuyla bir piknik için Belgrad ormanlarına gittik. Herkes hazırlığını yapmış. Yani Ramazan değil çünkü. Bir yaz pikniği. Öğlen henüz okunmamış ama işte zeytinyağlı yaprak dolmaları açıldı. İşte kadın budu köfteler, ne varsa her şey döküldü ortaya. Ben kenara çekildim. Büyüğüm olan, çok hürmet ettiğim Muzaffer Ozak Efendi dedi ki, Ümit niye kenara çekildin? Efendim ben niyetliyim dedim. Dedi ki, sen orucu bir zevk haline getirdin. Halbuki oruç zevkimizi kırmak, maddi zevkimizi irademizle yok etmek için tutulur. Sen orucu zevk haline getirdiğin için orucu bozacaksın dedi. Bu arada şunu da söyleyeyim. O 800 küsur gün tutmuşum ya oruç. O Çamlıca Kilisesi'nde orta 2 ya da 3'te bozduğum oruç var ya, lıkır lıkır su içtiğim. 61 gün oruç tutup bunu kaza etmem lazım. Bunu da yaptım. Borç yok. İnşallah kabuldür tabii, o ayrı bir mesele. Sen dedi orucu bozacaksın dedi. Ben de peki efendim dedim. Gerçekten zevk haline geldi. Tabii şimdi genelde artık bu tecrübeyi yapan muhakkak var ama çok da tanımıyoruz. Açlığın verdiği bir sekir hali var. Sekir sarhoşluk demek biliyorsunuz. Şimdi böyle 30 günlük bir aylık oruçta bu anlaşılmıyor. Ama oruç vücudunuzu bir atlının atına hakim olması gibi, bir süvarinin atına hakim olması gibi bedeninize hakim olunca bambaşka bir hüviyet kazanıyor ruh dünyanız. Ve siz kimyevi olarak vücudumuzda neler olduğunu bir fizyoloji bilen doktor anlatsın. Sizde bir sarhoşluk hali peyda oluyor. Yani kah 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 gülmeye başlıyorsunuz. Her şeye gülüyorsunuz. Bulutların üzerinde yaşıyorsunuz. Böyle garip bir hal. Ben o sekir halini de yaşıyorum. Çok zevkliyim fevkalade. Ama
bozmam da münasip görüldüğü için, sahiden zevk haline getirdiğim için orucu, herkesle beraber oturdum piknik yerindeki sofralara. Ve Allah'ım dedim, yani nafile olarak tuttuğum bu orucu öğlen ezanından da önce bozduğum için bir kaza da gerekmiyor. Herkes gibi ben de bu dünya nimetlerinden zevkiyap olayım dedim. Bismillahirrahmanirrahim dedim. Herkes oturmuş sofra önümüzde. Elimi dolmaya uzattım. Zeytinyağlı yaprak dolması. Çok severim. O anda, bakın 800 küsur gündür oruç tutuyorum. Fakat o anda içimdeki nefis aslanının adeta ağzımdan dışarıya fışkırıp benden önce dolmaya atladığını hissettim. Yani nefis, terbiyesi o kadar zor bir şey ki. Hadi senin 800 küsur günlük orucun, içindeki nefis aslanını sen hala öldürememişsin. Velhasıl oruç, tekrar ediyorum, insanın insan üstü olması için bize verilmiş olan bir nimettir. Bütün dinlerde, tek tanrılı dinlerde de, tek tanrılı olmayan dinlerde de oruç var. Hatta mesela Yunanistan'daki bir manastırda rahipler bir kuyunun dibine iniyorlar kendi gönül rızalarıyla ve onların günlük rızkı sadece 7 adet zeytin tanesi. Bu kadar. Yani bizim iftar sofralarımız Karun'un misafiri gibiyiz hepimiz. Çok zengin. 7 zeytin yiyerek uzun bir süre oruç tutuyorlar. Allah'a şükrediyorum. Adım Ümit, ümit varımdır. Ama çok şükür bu ümidim de gerçek oldu ve Rabbil Alemin bize artık burada secde-i Rahman'a gitmek ve asırlar boyunca burada ibadet etmiş olan geçmiş zaman büyüklerimizin ruhaniyetine dualar ederek İslam'ın ve ülkemizin bugün için hayrını dilemek, gelecekte daha da büyük hayırlarla karşılaşmamızın nasip olması için dua etmek şansını verdi. Ben o açıdan kıyamete kadar Darü's-Saade'de, İstanbul'da ezanların okunmasını, o Ayasofya ile Sultanahmet arasındaki karşılıklı ezanın daha bin yıllar boyunca devam etmesini ve inşallah turistlere ayrılan kapıdan yukarı çıkıp gezen turistlerin İslam'da müşerref olup 850 TL ödemeden buraya gelip Allahu Ekber diye namaza durmalarını ve Rabbil Alemine İstanbul'a gelip binlerce yıldan beri insanların ibadet ettiği bu muhteşem mabette secde-i Rahman'a gidip La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deme şansına, imtiyazına sahip oldukları için şükür namazları kılmalarını niyaz ediyorum ya Rabbi, kabulün niyaz. El-Fatiha ma'az salavat. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım, sana sığındım. Senin rızkınla orucumu açtım. Hamdolsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyetle. Allah'ım, beni, ailemi, milletimi, devletimi ve bütün inananları koru. Bizlere yaşama ve güçlüklere karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. Amin.